Enzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Bütün dünyada sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerimize enişten dileklerimle sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Bir sohbette daha siz değerli kardeşlerimizle birlikteyiz. Bu dönemin çok tehlikeli olduğunu İnsanın hem hayatını hem imanını, yaşamını, geleceğini, yemesini, içmesini, gezmesini, tozmasını, kazandığı parayı harcama konusunda enflasyonlar olarak, hayat pahalılığı her türlü ve benzeri olaylar içerisinde tehlikeye attığını söyledik. Gündemde 2024 Olimpiyat açılışlarında 3. Dünya Savaşı veyahut da bir ülkenin başka bir ülkeye savaş ilanı gibi algılanmaları konuşuluyor. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın gündeme dair bomba gibi adeta dünyada etki oluşturan Gazze'ye gireriz açıklaması. Yine bir yerde Hazreti İsa Aleyhisselam'a boynuz, şeytanın boynuzunun sürbülans değil, açık ve net bir şekilde yerleştirilmesi. Yanında kadının gösterilmesi, kadına boynuz, Hz. İsa Aleyhisselam'a boynuz geçirilmesi. Diyanet İşleri Başkanı'nın uçuk derecede açıklamaları, Hz. İsa Aleyhisselam ölmüştür, göğe çekilmemiştir olayları. Yani öyle bir döngünün içerisindeyiz ki, İnsanlar öyle açıklamalar yapıyor ki havuz medya veyahut da sosyal medya, zaten sosyal medya başlı başına insanların başında büyük bir problem. Bazı insanlar televizyondan, ana akım medyadan, sosyal medyadan uzak durmaya çalışıyor ama olaylar her gün o kadar çok dozajını, şiddetini artırıyor ki artık insanlar, bazıları bağımlı olmuşlar ve sosyal medyadan vazgeçemiyorlar. Ana akım medyadan, televizyondan, tartışma programlarından vazgeçemiyor. Hayatın bir parçası olmuş. O yüzden bazen insanlar yalnız hissedir kendini. Yani yaratıcısıyla konuşmak ister ve arada kimse hiçbir vasıtayı istemez. O yüzden böylesi dönemler içerisinde Allah düşünen insanları ve sorgulayan insanları çok seviyor. Her şeyi, ama her şeyi sorgulayan. Ama Allah'a saygısızlık etmeden, Allah'ın kürsüsüne, krallık saltanatına saygısızlık etmeden, sevgisinden vazgeçmeden, yarattığı kulların onunla konuşmasından, sohbet etmesinden, yeri geldiği zaman dualarla şikayetlerini dile getirmesi Allahü Teala'nın çok hoşuna gidiyor. Ve bu dönemde birçok kardeşim çok sıkıntılar çekiyor. Çok, yani çok kelimesinin bile bir anlamının olmadığı sıkıntılar çektiğini ben gayet iyi biliyorum. Ve bütün bu sıkıntıların içerisinde
layoutları, gökyüzündeki birçok portal kapıları, insanların faydalanabileceği bütün avralarını, bütün geçiş kapılarını şeytanın kapattığı, kabalcılara devrettiği, kabalcıların bütün büyülerle, ritüellerle az önce bahsettiğim şeytanın boynuzunun Hz. İsa aleyhisselama geçirildiği gibi. Hz. İsa aleyhisselamın öldü dendiği gibi. Birazdan Hz. İsa aleyhisselamla ilgili açıklamalar yaptığım zaman hani Titanium Yuşa komutan bu konuya bir açıklık getirin dediğin zaman birazdan bir açıklama yapacağım. Allah sorgulayan edep ve desturlu bir şekilde beynindeki düşüncelerle kendisine soru soranlardan çok memnun. Ve inanıyorum ki insanların beyninde sapık düşüncelerin haricinde Allah'a karşı sorduğu soruların bir gün cevabını alacağına eminim kıymetli kardeşlerim. Bunu isyan olarak değil, sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Biz imtihana geldik dünyaya. Ve yaşadığımız her şeyin geçmiş tarihten şu anda yaşadığımız bütün her şeye kadar, bütün öğretilere kadar hepsinin yalan olduğunu biliyoruz. Ama bir gün gerçeklerle Allah şahit tanışacağız kıymetli kardeşlerim. Çok az kaldı. Benim kardeşim, kardeşlerim fakir dünyaya gelmiş, fakir bir şekilde bu dünyadan göçüp gidiyor. Zengin bir insan zengin olarak geliyor, zengin olarak da öbür tarafa intikal ediyor. Tıpkı garibanlar gibi. O da toprak oluyor, o da toprak oluyor. Peki benim kardeşim şu soruyu soruyor. Madem imtihana geldik, zenginin imtihanı yok mu? Ya bu zengin zengin geliyor, bir eli yağda, bir eli balda, yiyor, içiyor, ne olursa olsun geziyor, tozuyor. Genç yaşta ölecek söylüyor, yaşlanınca ölecek söylüyor ama saltanat içerisinde ölüyor. Bu imtihan sadece garibanlara mı diye soruyor benim kardeşlerim. Ve bunun adına cemaatler, tarikatlar, istisnalar hariç, din alimleri, az önce Diyanet İşleri Başkanı, Profesör, Hz. İsa Aleyhisselam'ın ölüp ölmediği konusunda kesin hüküm yürüten, kesinlikle ölmüştür diyen kişilerin olduğu gibi. Ne kadar zavallı insanlar bunlar biliyor musunuz? Ne kadar acınacak halde olan insanlar. Cehalet çok kötü bir şey kıymetli kardeşlerim. Allah herkese ilim nasip etsin. Sen kainatın kitabını okumakla mükellefsin. Kainatın kitabı nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Bu yeryüzünde hüküm süren bütün Müslüman veya Müslüman olmayanların okuyacağı kitap. Kainatın kitabı. Çünkü her şey onda var. Ama bir de kainatın kayıtlı olduğu levh-u mahfuz. Levhu ne demek? Kaydedilen. Ama bugün birileri kendini dişil enerji olarak ilan eden, ben kılıcı çektim, erkeksen sen de çek, küfürler eden, levh-u mahfuzdan emir aldım, levh-u mahfuzdan iyi emir aldım diyen bir bayan, dişil enerji olarak elinde sigarayla insanlara küfürler, hakaretler ve yuva yıkıyor. Bu mu YouTube'da anlatmak?
Bu enerji yaymak. Yuvaları yıkıyorsunuz. Ocakları söndürüyorsunuz. Ve bunlar evlenmiş. Bunu anlatanlar eşlerine gidip özür dilemesini bilmişler. Çocuklarından helallik almışlar. Ayrıldıktan sonra. Kendi yuvasını yıkmış. Anlatımlarıyla diğer insanların yuvasını yıkıyor. Erkek narsistmiş. Dediğim dedik diyenmiş. Bu mu dişil enerji? Bu mu levh-i mahfuzda görev almak? Bu mu kılıç çekmek? Kadın nedir? Allah yaratmıştır kadını erkeği. Kadın neden 9 ay boyu karnında çocuğu taşıyor ve doğuruyor? Kadında neden 9 nefis var? Allah'ın neden 99 ismi var? 9 nedir sizce? 9'un anlamı nedir? Allah kadını yaratmış, erkeği yaratmış. Kadın erkek olmadan doğum yapamıyor. Erkekle birleşiyor ve kadın bir çocuğu yaratıyor, yaratıyor. Şimdi cemaatler, tarikatlar veyahut da şıklar, şuklar, onlar bunlar kafasına kavuk takanlar, yeşil sarık takanlar, beyaz bilmem hoca kıyafeti giyenler, cübbeliler, onlar bunlar. Beni iyi dinleyin. Yaratmak Allah'a mahsussa, sen de bir annenin karnında yaratıldın. Peki buna bir delil getir diyecekler. Getirelim. Bir adam ampulü icat ediyor. Ampulü yapıyor. Peki buna enerji vermeden bu ampul yanar mı? Etrafı aydınlatır mı? Kuru kuru ampul bağlar gazeli. Tahta gibi havada durur. Ama enerji verirsen ışık yayar. Bir örnek daha verelim, bir delil daha getirelim. Adam cep telefonu yapmış, içinde bataryası yok. Bu telefon çalışır mı? Ne işe yarar? Bir erkek ve kadın çiftleşme sonucunda döllenmeyi meydana getirerek, değil mi? İki kişi çocuğu oluşturuyor. Anne ve baba onun yaratılmasına vesile oluyor ve ona enerjiyi veren, tıpkı cep telefonuna enerji verildiği gibi onu canlandıran Allah. Ama onu yaratan, seni yaratandan ötürü Allah sana zerre verdiği için, insan olduğun için iki kişi çocuğu dünyaya getiriyor ve ona ışığı veren, ruhu veren Allah. Sen bunu bilmiyorsun da. Erkek olmadan bayan sen bir hiçsin. Hiç olmayan kimdir? Meryem annemizdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Allah 7 kat arşı semada krallığında. O kral. Yeryüzündeki insanlar da kral. Zenginim, her şeyim var veya fakirim ama krallar gibi yaşıyorum der, değil mi insan? Ama çıplak krallık. Ama Allah giydiriyor, çıplak kralları da giydiriyor. Kendi krallığından zerre veriyor. İşte bu dönemin kralı da Mehdi olacak. Çünkü Allah ona zerre verecek. İşte Rahman ve Rahim olan Allah, Kur'an-ı Kerim'de Şira, Tarık yıldızı, Zühre yıldızı, artık ne dersen, o yıldıza bir varis, bir yönetim, galaksi sistemini yöneten kişiye bir isim vermiş. Kendi ismini vermiş. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyoruz ya. Kur'an'da oku diyor, ikra diyor. Ey Muhammed Resulüm oku dediği. O gezegenin başındaki kişiye Allah kendi ismini vermiş. Rahman.
Ve Allah Meryem annemize hiçbir erkekle ilişki kurmadan peygamberlik vasfı içerisinde diğer peygamberlerden farklı bir durum içerisinde Rahman emir vermiş. Işınlanmayla Meryem annemiz Sirius gezegenine gidiyor. Ve orada Allah'ın emriyle o tahta oturan Allah Rahman'a diyor ki benim ismimle bu gebe kalsın. Ve gebe kalıyor. Hiçbir erkekle ilişkiye girmeden. Meryem annemiz Allah'ın emriyle Rahman'dan orada bir çocuğu tekrar ışınlanarak yeryüzüne gelerek hamile kalıyor. Ve ondan İsa aleyhisselam doğuyor. Ey Diyanet İşleri Başkanı, profesörler veya cahiller topluluğu, bunu iyi dinleyin. Peki Hazreti İsa aleyhisselam yeryüzünde bir insandan doğmuş olsaydı, yani bir baba Meryem annemizi gebe bırakmış olsaydı İsa aleyhisselam toprakta olacaktı. Meryem annemizi yeryüzünde, bakın yeryüzünde Meryem annemizi bir erkekle bir araya gelerek mi Hazreti İsa aleyhisselam doğmuş da toprağa gömdünüz? Yoksa Şira, Sirius, onun Rabbi de benim diyen Allah'ın gösterdiği gezegene ışınlanarak giden Meryem annemizden doğan İsa aleyhisselam göğe çekildi de acaba hangi gezegende diye derin derin düşünmeniz lazım. Nerede alimler? Nerede din adamları? Nerede cemaatler, tarikatlar? Bunun böyle olduğunu Hristiyanlar da biliyor. Museviler de biliyor. Yahudiler de biliyor. Tevratçılar da biliyor. Zeburcular da biliyor. Ateisti de biliyor. Ama sen profesör koltuğunda oturan bilmiyorsun. Ve bunu anlatmak da bize düşüyor. Hangi erkekten dünyaya gelmişti Hazreti İsa aleyhisselam? Ceyninden dünyaya gelmiş de toprağa gömüyorsunuz. Hazreti Yuşa aleyhisselamın mezarı 17 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde. Kaç gündür bunu konuşuyorlar. Hazreti İsa aleyhisselam mezarı orada. Ya Yuşa aleyhisselamla Hazreti İsa aleyhisselamı neden birbirine karıştırıyorsunuz? Bu kadar mı aklınızı peynir ekmek yediniz? Siz benim yerimde olsanız ne yaparsınız? Allah yaratmışsa, yaratma kelimesi bir ampul icat edilirse icat ettim, yarattım diyor adam. Işığı veriyor, yanıyor. Telefonu yarattım diyor, ben yaptım diyor. Allah beni yarattı, ben de onu yarattım diyor. Ama aynı şey değil. Allah yaratıyor ama insana yaratmak yakışmıyor. Peki anne karnındakini kim yaratıyor? Bir erkekle bir kadın. Kadın onu oluşturuyor. 9 ayda oluşturuyor. Ve o ilk ceyine düştüğü anda Allah ona ruhu veriyor. Kadının erkeğe ruh verme yetkisi yok. Ey Resulüm derken Allah sadece peygamberlere Resulüm demiyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a demiyor. Kadın ve erkekten olma ruha ey Resulüm ona ruhu ver diyor. Peygamber ruh mu veriyor? Resulüm dedikleri sadece peygamberler değil, Allah'ın melekleri. Kürsüsündeki yardımcıları. Ey Resulüm git şu kulumun canını al derken Hazreti İsa Aleyhisselam'a sesleniyor. Bütün melek grupları buna giriyor. Çünkü onlar Resullük mertebesinde. Ama nebilik ayrı. Peki bu durumda Mehdi Aleyhisselam ne olacak diye insanlar sorması lazım. İsrail'e gireriz diyor Cumhurbaşkanı. Günaydın mı diyeyim, hayırlı akşamlar mı diyeyim, sabah ola, hayır ola. Babanı mı gördün rüyanda, ananı mı gördün demek lazım değil mi? Doğruca bir laf. Hazreti İsa aleyhisselama boynuz takıyorlar.
Yanında şeytani bir kadın, Hristiyanlık alemi sessiz. Gazze bombalanır, dünya sessiz. Görünenlere lafımız yok. Dizi şeytan olmayanlara sözümüz yok. Uzay konusunda yalan, galaksiler konusunda yalan, Kur'an-ı Kerim konusunda, tefsiri konusunda yalan, peygamberler konusunda yalan, Nuh Aleyhisselam konusunda yalan, İdris peygamber, Enos kitabı hakkında yalan, 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 yalan daha sayayım mı? Yalansa her şey yalan o zaman. Ne gerçek? Allah gerçek. Geri kalan hepsi yalan o zaman. Peki bize doğruyu kim anlatacak? Doğruyu biz kimden öğreneceğiz? Ne zaman bu zincire bağlanmışlığı kıracağız? Kim kırdıracak? Gösterseniz bana bir tane adam. Bu cemaat, tarikat, çapulcuların bana dini öğretecek. İmamlar mı öğretecek? İstisnalar hariç. Gel de öğretelim. Neden öğretmiyorsunuz? Benim öğrenmeye ihtiyacım yok. Farz etki ihtiyacım var. Sana bakıyorum, ayı gördüm, aya baktım, seni gördüm. Dolunay'a baktığım zaman görüyorum. Ama Dolunay da ayı değil. Güler yüzlü bir veya yüzünü somurtmuş insanlara bakan bir yapı. Orada da neler olduğunu kimse bilmiyor ama biz gayet iyi biliyoruz. Güneş gülüyor, ay ağzı açık bir şekilde böyle mahzun mahzun boynunu büküp bize bakıyor. Niye acaba? Anlatmaya çalıştığım bu. Şimdi defalarca söylüyoruz. Diyorlar ki dünyadaki sapık düşünce soyu erkek devam ettirir. Ya bunu diyen adamın alnını böyle var ya iki karış karışlarım. Soy kadından devam eder. Adamın asabını bozmayın. Yeter be. Soyu devam ettiren kadındır. Peki buna bir delil getir diyecekler. Getirelim. Anlattık daha önce. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu Kasım öldü. Hiçbir erkek evladı olmadı. Oldu ama vefat etti. Kızı Fatıma. Hazreti Ali Efendimizle evlendi. İnna atana kel kevser ve salli rabbi keberhar inna şanı kevelepter. Bitti. Nokta. Kadın 9 ay karnında ilmin kapısı Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz onu hamile bıraktıysa ondan doğan çocuklar Resulullah Efendimizin soyunu devam ettiriyor. Gen araştırması yapanlar, DNA araştırması yapanlar kadının soyu devam ettirdiğini dünyaya bir gün haykıracağız. Erkekten soy devam etmez. Tamam mı? Erkekleşmeyin bizim karşımızda. Erkekseniz erkekliğinizi doğru düzgün yapın. 9 ay karnında taşımış bir anneye saygı göstermiyorsunuz. Kadına saygı göstermiyorsunuz. Kadınlar da erkeklere saygı göstermiyor. Adaletli davranalım. Kılıç çift çatal değil mi? Cennet annelerin ayağının altındadır derken sadece kendi annenden mi bahsediyor? Bütün annelerden bahsediyor. Anne olamayanların suçu ne? Anne olamayanların suçu ne? Hiç anne olamayan insanlar var. Allah onlara sabır versin. Din oyuncak değildir kıymetli kardeşlerim. Din kılıçtan keskin, kıldan incedir. Kendi kafana göre çıkıp da insanlara Hazreti İsa ölmüştür topraktadır nanesi yeme.
Kendi kendine Ayasofya'da kılıç çekme. Bak yeter. Yeter bak, canınıza başınıza bir yetecek var. Yeter. Haddinizi çok aştınız bak. Haddinizi çok aştınız. Allah'ın gazabı çok büyüktür bak. Yeter diyorum bak. Bizi çileden çıkartmayın. Allah gücü her şeye yetendir. Ama görevlendirdikleri de, bak Allah'ın yetkilendirdikleri de cezanızı çok ağır keser. Haddinizi bilin. Bilinize, bilmezinize konuşmayın. Bidatlar gerçekleştirmeyin. Şeytanın adamısınız zaten. Soyunuz, sopunuz şeytandan gelmiş, şeytana gidiyorsunuz. Bir gün ya, bir günde şeytanın sözünü dinlemeyin ya. Canımı yiyeyim. Ama hep şeytanın peşindesiniz. Dişil enerjiymiş. Kadınmış. Kılıç çekmiş. Milletin karşısında sigara çerek mi? Dişil enerji oluyor. Binlerce insan izliyor. Binlerce insan yuvasını yıkıyor bu kadınların yüzünden. Veya böyle cübbeli tavuk takmış dal kavuklar yüzünden, hocalar yüzünden evinin yuvasını yıkıyor. Kocasının ırzını yıkıyor. Kocasını aşağılıyor. Böyle kadınlar. Böyle erkekler. Yazıklar olsun hepinize be. Yediğiniz ekmek davacı olacak sizden. Ha. Ölsem de doğruyu konuşacağım ben. Ölsem de. Öleceğim ama yine doğruyu konuşacağım. Her yönden kandırılmışız. Bana birisi çıksın desin ki zengin imtihandadır. Ne imtihanı be? Zengin zengin gelmiş, zengin gidiyor. Garip garip gelmiş, garip gidiyor. Bu düzen değişecek. Gerçeklerde bizden saklamanın bir bedeli olacak. O gerçekleri de ortaya çıkartacak olan Mehdi Aleyhisselam'dır. İnsan insanlığını yapacak. Köpek köpekliğini yapacak. Kapının önünde böyle ürecek. Ür dediğim zaman ürecek. Sen insan olacaksın. Artık olimpiyatlarda mesaj veriyormuş. Hazreti İsa Aleyhisselam boynuna, işte kafasına boynuz geçirmişler. Kabe'nin üstüne adam boynuz geçirmiş ya. Bütün layıklarını kapatmış. İnsanların çıkışı kalmamış, hapsolmuş. Kim çıkartacak bizi bu işin içinden diyen yok. Halife diyor adam. Halifelik nedir ya? Halifeliği ne sanıyorsun sen? Geçeyim halifeliği, bütün dünyayı yöneteyim. Böyle değil. Gerçeği en ince ayrıntısına kadar yalansız ve doğru bir şekilde öğrenip anlatan kişi. Çıkar gözetmeksizin anlatan kişi. Ve Allah'la konuşan, yeri geldiği zaman bana bu hayatı neden yaşatıyorsun diyebilecek kadar beyin olan bir insan. Bu isyan değildir. Ama bu adam isyan ediyor ya. Titanium Uşağı komutana bak. Sen Allah'la kulun arasına giremezsin. Haddini bil. Allah senin arkadaşın olamaz. Neden olamaz? O zaman niye herkes diyor vekilim Allah'tır. En güzel arkadaş Allah'tır. En güvendiğim Allah'tır. En büyük Allah'tır. O zaman bu tabirleri niye kullanıyorsun? Arkadaşım yoksa arkadaşım Allah'tır. Sevdiğim yoksa sevdiğim Allah'tır.
Hiçbir şeyim yoksa bana rızkı veren Allah'tır. Her şeyde Allah'a böyle kabul ediyorsun ama öbür duruma geldiği zaman kabul etmiyorsun. İsyan diyorsun. Öyle değil mi? Lütfen kendimize gelelim. Aziz Allah Celle Celaluhu. Yas Sezen okunuyor. Her türlü kandırılmanın içerisindeyiz. Ben gerçeklerin ortaya çıkması taraftarıyım. Zulmün bitmesi taraftarıyım. Tamam mı? O yüzden beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ezan-ı Muhammedi'yi dinleyeceğim. Kıymetli kardeşlerim. Sizler de inşallah bizleri dinlersiniz. Ve söylediklerimizden ibret alırsınız. Anlatacağımız daha çok şeyler var. Allah bize ömür verirse. Ama yalan üzerine kurulmuş bir hayatta insan kendisi için yaşaması lazım. Her şeyi Allah rızası için yapması lazım. Kendi için yaşayan sevdiği için de yaşar. Ve sevdiğinden evlatlar dünyaya getirir. Onları iyi bir şekilde yetiştirir. Sesimi yükseltmişsem Allah'ın huzurunda Allah beni affetsin. Allah cemi cümlemizi affetsin. Günahlarımızı affetsin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugünlük de böyle olsun. Allah'a emanet olun. Ve her zaman dediğim gibi Allah bizleri utandırmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizi aldatan da bizden değildir kıymetli kardeşlerim. Biat Allah içindir.